Herkese merhabalar. Türkçe'nin en önemli konularından bir tanesini fiilimsileri bugün sizlerle beraber sorularla çözeceğiz ve soruların çözümünü de tek tek detaylı bir şekilde anlatacağız. Sizler de mutlaka bizlerle beraber bu soruları çözmeye çalışın. Gerekirse videoyu durdurup çözmeye çalışın. Gerekirse canlı bir şekilde çözmeye çalışın. Burada bakın LGS kampında analiz kampımızdayız arkadaşlar. 2021'e girdik. Artık 2020'den kurtulduk. Yeter be dedik. Bıktık artık dedik. Ama şimdi artık mükemmel bir şekilde, harika bir şekilde yeni yılda yeni hayalleri ...yeni senede yeni okulumuza kavuşacağız... ...o yüzden de sıkı sıkıya çalışıyoruz... ...hazır mısın Tonguç'um? Hazırım mı hocam. Harikasın Tonguç'um tebrik ediyorum seni... ...bugün hepsini mükemmel bir şekilde çözeceğiz diyebilir miyiz Tonguç'um? Diyebiliriz hocam. Harikasın diyebiliriz diyorsun tebrik ederim. Evet Tonguç'u çok motive gördüm. Gerçi Tonguç biraz kafa gitmiş duruyor ama sıkıntı yok. Burada arkadaşlar filmsel alakalı sorular çözeceğiz. Ardından da bu konuyu çok güzel bir şekilde artık tarihin tozlu sahnesine koyacağız. Çünkü artık yeni konulara geçeceğiz. Zaten en önemlisi arkadaşlar Türkçe'de biliyorsunuz ki paragraf. Paragraflara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Paragraf 10 ve paragrafta son nokta. Ve yeni bir paragraf kitabımız daha gelecek onu da söylemek istiyorum sizlere. Bu müjdeyi de burada vermek istiyorum. Ama dikkatli bir şekilde şimdi çözmeye baş. Hadi bakalım. Ben de çayımdan bir yudum alayım. Çayı nasıl içiyorsunuz hocam? Teşekkür ederim Tonguç'um. Bu e, bitki çayı değil, insan çayı. Güzel bir çay. Şekersiz içiyorum Tonguç'um çayımı. Hadi bakalım. Dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi neleri sorularla tekrar edeceğiz? İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil konusunu tekrar edeceğiz. Hemen taktiğimizi veriyorum arkadaşlar. Bu buradaki soruların hepsini doğru yapan bir öğrenci fiilimsi konusunu biliyor demektir zaten. Yöntemimiz şu. Cümlenin içerisinde şöyle kelimelerimiz var ya. Bir, iki, üç, dört, beş tane kelimemiz var. Bu kelimeler, bu kelimelerden öncelikle yüklemi buluyoruz. Yani anlamlı en önemli parça olan yüklemi buluyoruz. Yüklemi bulduktan sonra yani yüklemi kapattıktan sonra geriye kalan kelimelerden mame ile olumsuz yapılanlara bakıyoruz. Mesela şu cümleye bakalım. Şimdi konuları ile ilgili sorular çözeceğiz demiş. Çözeceğiz'i kapatıyorum. Geriye kalan kelimelerde mame kalabilen alabilen var mı? Yok. O zaman burada fiilimsi yok. Neleri sorularla tekrar edeceğiz? Ede tekrar etmek yüklem. Edeceğizi kapatalım. Burada filmsi var mı? Yok. Bu kadar basit bir şey diyebiliriz. Hatta bir tane örnek de yazalım ki daha iyi anlaşılsın. Mesela diyelim ki konularla konularla ilgili sorular çözeceğiz demiş ya. İşte e, gelenlerin, gelenlerin kim olduğunu, kim olduğunu e, anlamak için dikkatlice dikkatlice baktım diyelim. Şimdi baktım diyelim. Tonguç'um sence bu cümlede filmsi var mı? Evet hocam. Evet var diyorsun ama gel beraber bulalım. Şimdi gelenlerin kim olduğunu anlamak için dikkatlice baktım dediğimize baktımı kapatıyoruz. Yani yükleyimi kapatıyoruz. Sonra geriye kalan kelimelerden mame ikili olumsuz alabilenlere bakıyoruz. Gelenlerin gelmeyenlerin bir kim olmaz. Olduğunu olmadığını iki anlamak anlamamak üç için içmeyin olmaz bu olmaz. Dikkatlice bu da olmaz. O zaman bunlardan başka yok. O zaman bir, iki, üç tane fiilimsi var. Zaten bunları çok iyi bildiğiniz biliyorduk. Mayışmaklar isim fiil, anası mezar dikecekmişler sıfat fiil. Geriye kalanlarda yani ne zaman ve nasıl sorusuna cevap verenlerin de zarf fiil olduğunu biliyorduk. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Şimdi aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimstir demiş. Fiilimsiler fiil kök veya gövdelerinden türler. Böyle bir tanım vermiş tamam. Bu adada altı çizili sözcükleri söylüyor. Zaten sadece altı çizili sözcüklere baksak yeterli. Onlarca söküm yemek yansıtan. Şimdi onlarca kelimesi mamek alıyor mu e, e, Tonguç'um? Hayır hocam. Hayır diyorsun, almıyor diyorsun. Tamam. Bu da onlarca evantı, onlarca onlar varca diyoruz. Söküm sökmeyim de olmuyor. Bayramlarda bütün aile bir araya gelir yemek yerdi. Şimdi yemek yememek diyebiliyoruz gibi ama bu yemek artık kalıplaşmış. Dolayısıyla biz buna fiilimsi diyemeyiz. Bu artık isim olmuş. Geleneksel kültür yansıtan etkinlikler yapıldı festivalde. Yansıtan, yansıtmayan diyebildiğimiz için işte bu kelime filmsi. O yüzden de cevabımız Denizli seçeneği. Çünkü Mame alabiliyor. Bu kadar basit. Şimdi gel peki hocam diyeceksiniz ki hocam bu da filmsi olabilir. Bu olamaz artık kalıplaşmış. Bazı kelimeler zamanla kalıplaşıyor. Dondurma, çağlayan, işte çakmak, yiyecek, içecek bunlar artık eskiden filmsi olsa bile artık Mame alamadığı için biz bunlara filmsi diyemiyoruz. Şimdi bu parçadaki numaralanmış cümlelerde cümlelerin hangisi filmsi yoktur diyor. Gediz'in bereketi toprakları üzerine yer alan Manisa tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahibi yapmış. Şimdi yapmışı bir kere alıyorum dikdörtgen içine yüklemimizi alıyorum. Sonra geriye kalan kelimelerden mame alabilenlere bakıyorum. Yaralan almayan boyunca boyunca olmuyor. Tamam burada bir tane filmsi var. Alanı yazdım. Burada filmsi varmış. İkiye bakıyorum. Bu medeniyetlerin en güzel mirasını günümüze taşımış. Taşımış yüklem. Başka fiilimsi olabilecek muamiyen kalabilen kelime yok. Şehirde bir yandan yontma taş devrine uzanan insanların ilk ayak keşfederken... ...diğer yandan yeryüzünde ilk altın ve gümüş paranın basıldığı sardes çıkabilir karşınıza. Çıkabilir yüklem. Basıldığı basılmadığı. Hop. Ee, başka keşfederken keşfetmezken. Hop. Uzanan uzanmayan. O zaman yandan yanmadan olmuyor. Uzanan keşfederken ve basıldı. Uzanan sıfat fiil, keşfederken zarf fiil, Basıldığı da sıfat fiil. O zaman burada da üç tane fiilimsi var. Demek ki üçte de var. Cevap iki olacak. Dörde bakalım. Hititlerin izini sürerken Roma medeniyetinin zaferine bulabilirsiniz kendinizi. Bulabilirsiniz yüklem. Sürerken sürmezken burada da var. O zaman dördüncü cümlede var. Üçüncü cümlede var. Ama ikinci cümlede fiilimsi yok arkadaşlar. Evet şimdi başka bir sorumuza geldik. Fiilimsi iki alan bazı sözcükler kalıcı isim haline gelir. Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi? Fiilimsi iki alarak kalıcı isim olmuş bir sözcük değildir diyor. Durakta dolmuş beklerken yağmur başladı. Şimdi dolmuş artık dolmamış diyemeyiz. Bu kalıcı bir isim olmuş. Yoksullara yakacak yardım da yapılıyordu. Yakacak yakmayacak diyemeyiz. Artık bu kalıcı bir isim olmuş. Çağlayan büyük bir gürültüyle dökülüyor tepeden. Çağlayan çağlamayan diyemeyiz. Artık bu kalıcı bir isim olmuş. Kitap okumak kelime hazinemizi zenginleştirir. Kitap okumamak bize çok büyük zarar verir diyebiliyoruz. Yani okumak okumamak diyebiliyoruz. O zaman okumak okumamak diyebildiğimize göre yani buradaki kelime hala mame ile olmuş yapılabildiğine göre bu kelime hala fiilimsi. Çünkü hala kalıcı isim olmamış. Ama bu dolmamış, yakmayacak, çağlamayan diyemiyoruz. Bunlar kalıplaşmış isim arkadaşlar. Demek ki fiilimsi iki almış olan anmış, ecek, an iki almış olan bazı sözcükler kalıcı isim haline geliyor. Bazısı gelmeyebiliyor. Hala fiilimsi olarak durabiliyor. Güneşin yavaş yavaş batmasıyla herkes evlerine çekiliyordu. Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki altı çizili sözcükle aynı türden bir fiilimiz kullanılmıştır? Şimdi çekiliyordu yüklemimiz batması batmaması diye için bu isim fiil. Şimdi, fiilimsi ve ma mayışmaktaki ma ekini aldığı biz buna isim fiil diyoruz. Şimdi biz isim fiil bulacağız. Yanan konak yeniden yapılacak. Nasıl konak yanan konak an almış sıfat fiil bu olmaz. Bize isim fiil lazımdı. Çalışmak vücudu dinç tutar. Çalışmak, çalışmamak, Mayışmak eki almış bu isim fiil. Cevabımız Bursa. Her yerde tanıdık birini ararız, ararız. Yüklem, tanıdık tanımadık biri. Bu da sıfat fiil. Dık eki almış. Anası mezar dikecek mi şeyi? Film başlayınca bana haber verin. Başlayınca başlamayınca ince eki almış. Bu da zar fiil. D'de zar fiil var, C'de sıfat fiil var, A'da sıfat fiil var, ama B seçeneği de isim fiil var. Aynı bunun gibi. O yüzden cevabımız B. Peki bu soruyu yanlış yapan arkadaşlar neden yanlış yaptı onu söyleyelim. Bu batmasındaki masını ası, anası mezar dikecek bir şekilde asıyla karıştırmış olabilirler. Peki şöyle düşünelim. Diyelim ki anası mezar dikecek ası ekini almış olsun. Fiilin kendisi bat mı? Batım diye bir fiil yok ki. Yani batma, yani batmak diye bir fiil var. Batma diye yapmak ki alabilir isim fiil eki ama... ...batım diye bir fiil yok. Dolayısıyla bunun eki ası olamaz. Böyle bir şey yanlış. O yüzden buna sıfat fiil demeyecektik. Diyelim bir sıfat fiil dedik. Anası mezar dikecek bir şekilde sıfat fiil ekini söyledik. E bu durumda bu da sıfat fiil, bu da sıfat fiil. Demek ki cevap A da C'de olamayacağına göre bir şeyi karıştırıyoruz deyip soruya geri dönmeliyiz. Şimdi o zaman burada cevabı işaretledik mi? İşaretledik. Hemen diğer sorumuza geçelim. Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi isim fiildir? Şimdi yetişen en eki almış sıfat fiil. Katarak arak eki almış zarf fiil. Bazlama ama ma eki almış isim fiil demeyeceğiz. Hemen diğer cümleyi diğer kelimeyi de kontrol Satmak satmamak isim fiil. Şimdi bu mayışmak eki aldığı için isim fiil. Bu zarf fiil bu sıfat fiil. Bunları zaten dedik. Peki neden bazlama değil onu söylüyorum. Bazlama kelimesi artık aynı gözleme, deneme, çakmak, yiyecek, içecek, dondurma, danışma gibi kalıplaşmış artık bazlamama diyemezsin. Merhaba, bazlamama istiyorum. Ne delirdin mi sen? Merhaba teyze, bana peynirli gözlememe verir misin? Ne diyorsun? Böyle bir şey olabilir mi Tonguç'um? Olmuyor hocam. Hayır, olmaz diyorsun. O zaman saçmalık diyorsun. Tebrik ederim seni. O zaman bu artık kalıcı isim olmuş. Artık e, fiilimsisi özelliğini Kaybetmiş ama 4 daha doğrusu 5 hala şurada 4 diyelim burada hata olmuş. 4 hala isim fiil çünkü satmak satmamak diyebiliyoruz. Cevabımız denizdir. Şimdi geldik başka bir soruya. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangilerinde isim fiil yoktur diyor. Yoktur diyor. Bakalım şimdi isim fiilnekleri neydi? Mayışmak. Mayışmayı yazdık. Şimdi bakalım. Ee, Yavaş şehir belediyeler birliğine üye olmak isteyen şehrin nüfusunun binden az olması gerekiyor Şimdi gerekiyor yüklemimiz tamam Olmak olmamak, isteyen istemeyen, olmak isim fiil, isteyen sıfat fiil O zaman burada isim fiilimiz var Bunu bir kere bulduk Birinin olduğu seçenekleri eliyorum Çünkü bir de isim fiil var Çin'den İzlanda'ya, Kolombiya'dan Kanada'ya kadar birçok ülkenin küçük kasabaları bu birliğe üye oldu e, bu cümlede fiilimsi var mı Tonguç'um? Bilemedim hocam. Bilemedim diyorsun. Bak şimdi ne yapıyorduk? Öncelikle yüklem buluyorduk. Üye olmak. Sonra geriye kalan kelimelerden mameki alanlara bakıyorduk. Çin'den, İzlanda'ya, Kolombiya'dan bunlar mameki almaz. Kanada'ya kadar birçok ülkenin küçük... Kasap. Bunların hiçbiri mame almıyor. O zaman bu cümlede fiilimsi yok. Fiilimsi yoksa isim fiil de yoktur. O zaman cevaplarımızın içerisinde mutlaka iki olacak. Cevaplarımızın içinde iki olacağı için D seçeneğini eliyoruz. Devam edelim. Cevap 2 ve 4. Ama bakalım. Üçüncü cümleye bakalım. Üye olacak şehirlerin biyoçeşitliliğinin korunması gibi birçok konuda olumlu puan alması gerekiyor. Bak. Gerekiyor yüklemimiz alması almaması isim fiil. Korunması korunmaması isim fiil. Olacak olmayacak bu sıfat fiil. Buraya sıfat fiil yazıyorum Tonguç'um. Bunlar isim fiil. Bunları not aldık. O zaman üçte de fiilimsi olduğu için D zaten elemiştik. Bu belediyeler uluslararası ağlar kurarak organik yiyecek konusunda işbirliği yapıyor. Yapıyor yüklemimiz kurarak kurmayarak zarf fiil. Yiyecek artık kalıplaşmış. O zaman bu cümlede de isim fiil olmadığı için cevabımız C seçeneği. 2 ve 4'te isim fiil yok. Arkadaşlar sizler de mutlaka birimle beraber, bizle beraber, Tonguç'la beraber dikkatli bir şekilde çözmeye çalışın. Hangisi sıfat fiil vardır diyor. Ne yapacağız? An, ası, mez, ar, dik, ecek, miş eklerinden birini kullanacağız. Şimdi basıldıkça kötü kötü gıcırdayan kara bir merdivenden çıktık. Çıktık yüklem. Basıldıkça basılmadıkça zarf fiil. Anası mezar dikecek bir şey almamış. Gıcırdayan, gıcırdamayan diyebiliyoruz. İşte bu sıfat fiil. Aneki almış. Çamaşır ipini asılı bir çul. O da ikiye bölüyordu. Bölüyordu. Ee, yüklem. Yüklemden başka mami eki alabilen kelime var mı? Hayır hocam. Hayır yok diyorsun. Harikasın Tonguç'um. Hayır diyorsun. Çamaşır ipini asılı bir çul. Bunların hiçbiri mami eki için bu cümlede filmsi yok. Yerde çok eski bir Sivas kelime. Burada da Filmsi yok. Odanın bir köşesinde bacağı kırık bir masa, masanın üzerine boş şeyler, yumurta kabukları. Burada da Filmsi yok. O yüzden cevabımız Ayhan seçeneği. Geldik başka bir soruya. Bu dizelerdeki Filmsi'nin Türkçe özdeşi aşağıdakilerin hangisinde yoktur demiş. Bakalım. Sen kaçan ürkek ceylansın dağda, ben peşine düşmüş bir canavarım. Şimdi kaçan ceylan. Peşine düşmüş bir canavar. Buradaki ekler an, esi, mezar dikecekmiş ekleri mi? Evet hocam. Evet. O zaman bunlar an eki ve miş eki aldığına göre bunlara biz sıfat fiil diyebiliriz. Biz o zaman aradığımız şey nedir? Sıfat fiil. Süpermen gibi oldu ama olsun sıfat fiil. Şimdi <laughs> ama yoktur diyor. Sen gül diyarının yapma gülesin. Nasıl gül yapma gül? Burada sanki sıfat varmış gibi duruyor ama bu mayışmaktaki makine aldığı için bu isim fiil Tonguç'um. Dolayısıyla burada... E, ...filmsi olarak. Sadece isim fiil var. Sönmüş volkan gibi deli yüreğim. Nasıl volkan? Sönmüş volkan. Bu sıfat fiil. Yıkılası dünya... ...bitmedi derdi. Nasıl dünya? Yıkılası dünya. Sıfat fiil. Çıktınız... ...umulmaz anda karşıma. Nasıl lan Umulmaz an. Sıfat fiil. Ama A seçeneğinde sıfat fiil yok. O yüzden cevabımız Ayhan. Geldik başka bir soruya. Bu parça... ...numaralanmış sözlerden hangisi... ...adlaşmış sıfat fiildir diyor. Adlaşmış sıfat fiildir şöyle oluyor. Adlaşmış sıfat fiil olduğunu biliyor musun Songuç'um? Bilemedim hocam. Tamam, bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Hemen söyleyelim, bak şimdi. Diyelim ki konuşan öğrencileri severim diyelim. Konuşan öğrencileri severim. Bu cümlede konuşan sıfat fiil, bunu zaten biliyoruz. Ve burada bir sıfat tanıması var. Nasıl öğrenciler? Konuşan öğrenciler. Ama biz konuşanları severim dersek... Konuşanları severim dersek bu durumda ne oluyor? Konuşanlar yine sıfat fiil ama adlaşmış sıfat fiil. Çünkü önünde isim yok. Bak burası bir sıfat tamlaması. Bir isim, şey işte bir sıfat ve bir isim var. Ama burada sadece tek başına kaldı. O zaman bu adlaşmış sıfat fiil oluyor. Bu yüzden de biz buna fiilimsi, daha doğrusu fiilimsi diyoruz ama e, sıfat tamlaması diyemiyoruz. Şimdi böyle bir şey bulacağız. Konuşan öğrencileri severim. Konuşanları severim gibi olacak. Bugün hala bir kısmı ayakta olan ve görenleri hayret içinde bırakan. Ha görenleri bak gören insanları demek istiyor aslında. Görenleri gören insanları demek istiyor. Dolayısıyla burada adaş sıfat fiil var. Bırakan hipodromun merkezine dikilen taşlar bak dikilenleri demiyor. Turistlerin en çok rağbet ettiği eserlerden rağbet ettiklerinden demiyor bak. Rağbet ettiği eserlerden bırakan hipodrom bırakanın merkezine bırakanın e, bırakan hipodromun merkezine diyor. Yani bırakanın merkezine demiyor ya da dikilenler demiyor ya da rağbet ettiklerden demiyor. Ama burada Gören insanları diyeceğine görenleri dediği için cevabımız Ayhan seçeneği. Numaralanmış cümlelerin hangisinde zarf fiil vardır diyor. Zarf fiili nasıl buluyorduk? Öncelikle yüklemi buluyorduk. Sonra geriye kalan kelimelerden mameki alanlar eğer ne zaman yani zaman ya da nasıl yani durum anlamı katmış mı? Bu sorulara cevap veriyorum ona bakıyorduk. Gün boyunca tarlada çalışmaktan işçilerin elleri nasıl bağlamıştı? Hmm. Şimdi Bağlamıştı yüklemimiz. Ne zaman bağlamıştı? Gün boyunca ama bu mekan mı? Nasıl bağlamıştı? Cevap yok. Burada çalışmaktan diye bir e, fiilimsi var. O çalışmak isim fiil olduğu için bu olmaz. Eskiden yol kenarlarına çeşmeler yapılırmış. Susayan yolcular içsin diye. Şimdi yapılırmış bir yüklem. E, susayan yolcular içsin diye içsiyen yol kenarlarına çeşmeler yapılırmış demek istiyor. Şimdi susayan susamayan sıfat fiil. İçsin çekimli fiil diye de e eki zarf ile arkadaşlar. Bu zor bir soruydu. Burada patladınız eminim. Şişt. şirket yeni ve nitelikli ürünler çıkarmak için kaliteli bir ekip oluşturdu. Oluşturdu yüklem. Çıkarmamak çıkarmamak isim fiil. Başka da fiilimsi yok. Bu kadar güzel özelliklere sahip bir telefonum varken başka bir telefon almaya ne gerek var? Almaya almamaya isim fiil. Başka da fiilimsi yok. Varken varmazken diyemeyiz çünkü. O zaman dörtte isim, isim fiil var. Üçte isim fiil var. Birde isim fiil var ama ikide ...diye diye zarf fiil var. O yüzden cevabımız Bursa zor bir soruydu. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisi zarf fiilin altı çizilmiştir diyor. Bakalım. Fiillere eklerinin getirilmesiyle yapılan ve cümlede zarf görevinde kullanılan sözcüklere zarf fiil denir. Hmm. Bu eklerden birini bulacağız. Şimdi yetişen bitkiler olduğu için yetişen sıfat fiil. Gelmeyi M2 aldığı için isim fiil. Yıkayarak, yıkamayarak diyebiliyoruz ve buradaki arak ekini de görebiliyoruz. O zaman bu zarf fiil. Söylediği söylemediği dik eki almış. Bu da yine sıfat fiil. Dik sıfat fiil. Mayışmak isim fiil. An sıfat fiil ama C. Arak eki zarf fiil diyoruz. Hangisinde üç fiilimiz türünde örnek vardır? Yani isim fiilde, sıfat fiilde, zarf fiilde olacak. Ormanı bitirince, bitirince bitirmeyince zarf fiil. Şırıl şırıl suların aktığı, aktığı akmadığı sıfat fiil. Bir dere bizi karşılamasın mı? Başka fiilimiz yok zaten. Pardon buraya ZF yazdım. Sıfat fiil yazacaktım. Bu eserin insanı en çok etkileyen, etkilemeyen en sıfat fiil. Yönü sıra dışı konuları ele alması. Ele alma, sı, mame, isim fiil. Fiilimsi yüklem olabiliyor bazen yükle, şey, ek fiil olarak. Yaptığı güzel resimler beğeni toplayınca ressam olmayı düşündüm. Yaptığı yapmadığı sıfat fiil. Toplayınca toplamayınca zarf fiil. Ma olmayı olma isim fiil. İşte burada üçü birden var. Cevabımız Ceyhan. Zamanın ağzından yakınan öğrenciler. Yakınan yakınmayan sıfat fiil. Sınava yeterince çalışamamıştı. Burada zaten başka filmsi yok. O yüzden cevabımız C. Şimdi son sorumuzu çözüyoruz. Şu ana kadar bütün soruları doğru yapmış olanlar LGS'de film sorusunu kaçırma ihtimalleri yok. Ama esas ödevimiz başka yerden onu da söyleyelim. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde farklı türden filmler bir arada kullanılmıştır diyor. Hmm. Kanadı kırılan kırılmayan sıfat fiil. Kanarya her şeye rağmen uçmaya çalışıyordu. Uçmaya uçmamaya isim fiil. O zaman burada farklı türden filmler bir arada kullanılmış. Bir olacak cevaplarımızın içerisinde. Buraklar dışarı çıkmadan çıkarak zarf fiil. Bu haberi onlara ulaştırmalıyım. Burada bir tane zarf fiil var. O yüzden iki cevaplarımızın içerisinde olmayacak. Cevap Bursa olduğu gibi duruyor ama devam edelim. Çocuklardan en uzun olanı olmayanı sıfat fiil. Babasını görür görmez ırmez zarf fiil. Koşmaya başladı koşmaya isim fiil. O zaman burada da üç çeşit filmsi de var. Sıfat fiil de var, zarf fiil de var, isim fiil de var. Sevilay dans etmeyi bir de piyano çalmayı çok seviyordu. Çalmayı çalmamayı isim fiil etmeye etmemeyi isim fiil. Başka da film seçti yok. O yüzden cevabımız 1 ve 3 diyoruz arkadaşlar. Şimdi bugün sizlerle beraber filmcilik konusuyla alakalı sorular çözdük. 0'dan 8'e sözelden, taktikli Türkçeden, Dinamo Türkçeden ve Zoru Bankası Türkçeden mutlaka film sesini bitiriyorsunuz. Aynı zamanda kotada da filmciliği bitirebilirsiniz arkadaşlar. Burada da yine kota ile alakalı film sesini olduğu kısmını sizlere ödev vermek istiyorum. Fakat benim esas ödev vermek istediğim şey şu arkadaşlar. Paragrafta son nokta ve paragraf ondan mutlaka bol bol sorular çözün. Yeni paragraf kitaplarımız da gelecek. Onlardan da sorular çözmeniz gerekecek. Bol bol soru çözmeniz lazım. Çünkü bu sene LGS'de en fazla Türkçe sizin karşınıza en zorlayıcı paragraflar çıkacak. Filmsi zaten çok iyi yaptığınız eminim. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Hadi bakalım görüşürüz Songuç'um. Ödülü sorumuzu yapın yorumlara yollayın arkadaşlar. Görüşürüz hocam.